Zirveyi yeniden geri aldık. Neler söyleyeceksin? Kolay maç yok. Hiç kimse için hiçbir maç kolay değil. Bizim için de çok zordu bugün. Rakiplerimiz kaybetmesine rağmen biz bugün daha böyle şey bekliyorduk biliyorsun maç öncesinde. Hepimiz daha yenebileceğimiz maç, rahat maç diye düşünüyoruz. Ama böyle düşününce de işte maç sonuna kadar çok zorlandık. İlk devre bir pozisyonumuz var İlyas'la atamadık. İkinci pozisyon biraz da şans golüyle bir gol bulduk. İkinci devre koruma içgüdüsüyle savaştık yine. Çok iyi oynadığımız söylenemez ama kontralarda bulduğumuz pozisyonları da kullanamadık. Yani maçı hemen gole atıp daha farka gidebilirsin. Lakin bu gibi işler için biraz daha usta olmak gerekiyor. Hala acemiyiz. Acemi arkadaşlarımız var. İnşallah önümüzdeki maçlarda onlar da bunlardan ders alarak bu tür kontra toplarda gol bulmayı bilirler diye, becerirler diye düşünüyorum ben. Maç boyunca tabii bu tür maçlar stresli oluyor. Ben de oldukça gerginim. Ama kazandığımız için de son derece mutluyum. Bir şekilde her şey bizden yana çalışıyor. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Son bölümlerde tribünler arasında bir diyalog oldu. Ya akıl veren o kadar çok var ki yani sanki tövbe tövbe ya. Ben bilmiyordum bana akıl veriyor da. Tövbeler ya. Ya ben de maç kazandırmaya çalışıyorum bu takıma be kardeşim. Bırakın da kafamı karıştırmayın. Ben de insanım, kafam karışıyor tabi arada bir. Böyle oradan onu çıkar, bunu sok, bunu atla, bunu zıpla dersen benim de kafam karışıyor. Rica edeceğim ya bundan sonra bu tür şeylerde yani insanlar bize de hak versinler. Hakikaten çok zor durumdayız. İşler C'de kritik durumda. Kafamız karışıyor. Onun için sinirlendim bir anda yani. Bırakın da biz de düşünelim bazı şeyleri. Biz yapmaya çalışalım. Neyse o arkadaşımızdan da yine özür diliyorum. Yani buradan şey yapayım. O belki iyi niyetli uğraşıyor ama bıraksın da biz kafamız karışmasın. Yoksa başımız belaya girebilir. O açıdan. Ya bir taraftan da komik bir durum ama yapılacak bir şey de yok yani. Ne yapayım yani insan. Gayri ihtiyar size zaman zaman böyle sinirli. Ya o zaman geleceksin teknik direktörlük yapacaksın yapılacak bir şey yok. Hocam bugün bana göre iyi futbol oynamadık tabii. Bunu rakiplerin yenilmesi karşısında nasıl olsa alırızın bir rahatlık mı var, bir yorgunluk mu var, başka bir şey mi var? Ya bizim takım şu anda ben size şunu söyleyeyim. Çok üst düzeyde değiliz henüz. Onun için çok üst düzeyde olmadığımız için de zorlanarak maç kazanacağız bu periyotta. Ve uğraşarak maç kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımız hala buna adapte olmuş değiller. Bu arada bu şeyi periyodu artık bundan sonra biraz daha güçlenerek biraz daha bundan sonraki maçlarda daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum ben yani. Şu aradaki pozisyonumuz çok iyi değildi zaten. Onun için de zorlanıyoruz yani. Kolay bir iş değil. İkinci bir şey, bütün takımlar inanılmaz derecede maçlara konsantre oluyorlar. Ya küçüğü yok, zayıfı, puanı az olan takım diye bir şey yok yani şu anda. Görüntüyü görüyorsunuz işte. Herkes yenebiliyor. Onun için bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Peki bu son bölümlerde sakatlıklar fazla artmaya başladı Ya şöyle tabii çok yük biniyor bazı oyunculara. Bazı oyunculara yük binince de sakatlıklar oluyor. Bundan sonra inşallah işte yine kenarda oyuncularımız var sakat oyuncularımız. Doğru bir şekilde çalışabilirsek önümüzdeki günlerde o sakatlıkları da toparlayıp bu arada da o eksiklerle maç kazanmak bizim için de baktığınızda avantaj oluyor. İnşallah o sakatlar da geldiğinde daha rahat oyun, daha rahat bir skor elde edebiliriz diye düşünüyorum ben. İlaver dışında önümüzdeki hafta oynayamayacak herhalde. Bir... Şimdi mesela bugün stoperimiz de kenardaydı ama sakatlığı var onun için oynatamadık. Önümüzdeki hafta bilmiyorum ne olur ama Dilaver işte geldi. Bundan sonra bize yardımcı olabilir mi hemen önümüzdeki hafta? Bak durumuna göre bakacağız. Bir ya şey ne derler takım bulamayınca bu tür bir pozisyonda arkadaşımız bizimle beraber olmak istedi. Bizim de burada eğer mutlu olacaksa, bize yardımcı olacaksa ya yarın öbür gün yani eğer iyi çalışırsa Tevfik yani bir kere isim olarak baktığınız zaman bayağı oyuncu yani. Biz ona gitti diye söylememiştik. O ayrılmayı düşünmüştü. Ondan sonra da bize de hiçbir şeyi de yok. Ne derler ona yani antrenman tempomuzu şunu bunu düşürmüyor. Katkıda bulunuyor. Bulunabilirse önümüzdeki maç